Galatasaray'da iki önemli isim. Cagne ve Mitroğlu. Mitroğlu sık sık ülkemizde ismi anılan oyuncular arasına girdi. Cagne de sık sık herkes tarafından anılan oyuncu oldu bu sezon. Gerçekten müthiş bir performans ama 10 milyon euro, 13 milyon euro bonuslar, işte şampiyon olursa bonus, Şampiyonlar Ligi'ne giderse bonus vesaire vesaire, böyle ilginç bir fiyata doğru gidiyoruz. Öncelikle Cagne ile ilgili. Bu bonservis adı da değil mi? Bonservis tabii tabii. Cagne kısmı ayrı. Cagne kısmını daha bilmiyoruz ne kadar olacağını. Yani 10 milyon euro minimum bir maliyeti olacak gibi duruyor Cagne'nin. Değer mi değmez mi? Alınması gerekir mi? Valla 12-8 artı şampiyonlar olunursa 500 bin euro da bonus. Evet, yani 13 milyon euro civarında bir şeyler oluyor. Yani 13-14 milyon euro. Yani seninle geçen hafta da konuştuk. Yani Türkiye'nin şartlarında, bu kulüplerin bu şartlarında, işte UEFA ile düştükleri finansal fair play kıskacında mı diyelim ya da artık o kısıtlama yani. Bir takımın bir oyuncuya 13 milyon euro bonservis bedeli vermesi müthiş bir rakam değil mi? Ali Koç demişti ya, gözümüzü Yemilleri karartabiliriz yıkarım diye. Hakikaten gözünü karartmaktır. Şunu da bilsinler yani, parasını almayan oyuncu da oynamaz. O da var tabii. Yani Cagney'i aldın. Sana şu kadar para vereceğim dedin. O adam baktı süper, imzaladı, aldı. Vermedin. O zaman oynamaz. Oynatamazsın. Yani ha, oynatırsın da ne kadar oynatırsın? Ya da geçen sezon içinde hatırla, yani Belanda ile Feghouli ile benzer problemler yaşadı. Keza Gomis niye gitti? Niye gelmedi? O dengeleri yönetici olanlar gözetmek zorundalar. Cagne oyuncu olarak çok doğru bir transfer. Türkiye'yi biliyor. Yemeklerini biliyor. İstanbul'u biliyor. Süper Lig'i biliyor. Galatasaray'ı biliyor. Rakipleri de biliyor. Hepsine gol attı neredeyse. Rakipleri biliyor. Tamam mı? Yani uyum sorunu ya da uyum riski minimum oyuncu. Aynen. Tıpkı kısa vadede hemen başarı gelebilir. Tıpkı geçen sene Beşiktaş'ın yaptığı Wagner Love transferi. Evet. Yani onda da minimumdu. O da doğru bir seçimdi. Cenk gittikten sonra alınması olmadı. Yani uydu uymadı o ayrı. Ama o oyuncuyu almaları, o anda o seçimi, yani ara transferde o seçimi yapmaları yanlış değildi. Cagne için de bonservis bedelini çoktur, azdır. Konuşursun, konuşmazsın. Seninle yayından önce konuşuyorduk. Yani Cagne geldi, şampiyon oldum. Doğru yatırım. Tabii. Cagne geldi, şampiyon olamadım. Fikret Orman gibi pişman oldum. Ya o riski yani, almak zorunda ya, gibi şu an zaten Galatasaray. Şey ve Fatih Hoca'nın Göztepe maçından sonra söylediklerinde de aslında altını çizdi. Yani ben santrafor istiyorum. Aha. Bir de iyi santrafor istiyorum dedi. Yani, tabii. Yani bana bir de gidip şey yani, yapmayın. Saçma yani sapan birisini almayın diyor, para harcayıp da. Haklı bir şey. Yani ucuza adam alacaksanız, oynatamayacaksak hiç almayın demeye getiriyor. Farklı oynarız dedi. Ondan sonra yani doğru bir yatırım yaptılar. Oyuncu zaten Türkiye'de gol kralı. Yani bir tane atıyor, iki tane atıyor. Şeyi var, kontratak oyununa da yatkın. Driplingi de var. Ve Galatasaray'ın oyun sistemi içinde de kendini yer açabilir. Keza Mitroğlu da yüksek top oynadığı zaman o da iş yapabilir.